Hepinize merhabalar efendim. Bugün de Hayat Mektebi'nde Rabbim nasip etti, müsaade ettiği tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. İnandığımız, hayata geçirmeye çalıştığımız önemli değerlerimizi siz çok değerli kardeşlerimize paylaşmayı nasip ettiği için Rabbimize şükürler olsun. Çok değerli konuklarımızın hayatındaki, onlara gönderen, onların duruşlarını destekleyen, onlara yeni bir bakış açısı kazandıran, ...çok güzel değerlerini, zenginliklerini inşallah bugün de dinlemeye devam edeceğiz. Bugünkü çok değerli konuğum Sıtkı Aslanhan Beyefendi, eğitimci yazar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Allah e, hayırlı çalışmalarınızı Amin. daim etsin, bereketli Amin. eylesin. Oradan oraya koşturmaya devam Sağ ediyorsunuz. Bunun yapılabilmesi için sağlık lazım. Bunun yapılabilmesi için... Bilgi birikiminin sürekli olması lazım. allah Teala hepsini size hayırla nasip etsin. Amin inşallah. Ee, yoğun çalışmalarınızın arasında evet. biraz önce dinledim sizden bayağı yoğun bir temponuz da var. Buna rağmen buradasınız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sizin davetinize hayır deme şansımız yok. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ben çok o sizin güzelliğiniz. Için. Allah uzun ömür versin. Teşekkür ederim. Ee, değerli hocam. E, Yaşadıklarından öğrenmeyenin öğreneceği başka bir okul yoktur diye bir evet. e, söz var. Hayatımızda çocukluğumuzdan itibaren öyle şeyler duyuyoruz, öyle şeyler görüyoruz ki yetişkin oluyoruz. Biz de yaşlı kategorisine giriyoruz ama hala onlar bizi etkilemeye, hala gözümüzün önünde çok canlı tablolar gibi durmaya devam ediyor. Biz bunları değerleyelim istedik. Çünkü sormayınca açığa çıkmıyor. Sormayınca insan unutuyor da hatırlamıyor. Farkına da varmıyor, Farkına da varmıyor. aslında Farkına etki da varmıyor. Hani kitap okurken bazı satırların altını çizeriz. Bazılarını böyle daire çizgisine evet. alırız. O kitap o sayfayı açınca hemen gözümüze çarpar. Evet. Biz de altını çizeceğimiz güzel değerleri e, inşallah toplayarak güzel. tarihe not düşelim istedik. Çok güzel. Bugün de Allah nasip etti sizin hayatınızdaki güzellikleri İslam. sizden dinleyeceğiz. Efendim çocukluğunuzdan, gençliğinizden Allah ne nasip ettiyse, aklınıza ne geldiyse sizin için etkili, önemli, faydalı olduğunu düşündüğünüz yaşantılarınızdan, anekdotlarınızdan paylaşır mısınız? Estağfurullah. Tabii bunları aktarabilmek için herhalde belli bir yaşa gelmek gerekiyor. O yaşa geldikten sonra dönüp baktığınız zaman farkına varıyorsunuz. Türkiye'de de dünyada da böyle başarıyı yakalamış insanlara bakıyoruz, dönüyoruz. Geçmişlerine baktığımız zaman başarı hikayelerini anlattıklarında ara cümlelerde evet okudukları okullar, aldıkları eğitimlerin hepsinin etki ettiğini görüyorsunuz. Ama asıl başarıların arkasında o biraz önce bahsettiğiniz geçmişlerinde farkında belki olmadan yetiştikleri ortam, aile, anne, baba, etraftaki insanların etkisi olduğunu görüyorsunuz. Ben de yaklaşık 20 küsür senedir Maşallah. bu alanda aile ve gençlerle ilgili seminerler veriyorum. Maşallah. Son dönemlerde Tabi bu anlattıklarımızın bunca yıldır hala anlattıklarımızın insanlar üzerinde etki etmesinin sebebi ne diye sorulduğunda da ben de şöyle oturup kendi kendime düşündüğümde o geçmişten gelen değerlerimizin aldığım farkına varmadan aldığım güzelliklerin olduğunu görüyorum. Mesela en çok karşılaştığım şeylerden bir tanesi ya hocam diyorlar biz sizi dinlerken sanki işte 70 yaşındaki babam konuşuyormuş gibi geliyor. Dedem bana konuşuyormuş gibi geliyor. Arka arkaya buna benzer çok soruyla karşılaşınca Allah Allah dedim. Hani daha 30'lu yaşlardaydım o zaman şimdi artık 47 yaşındayız ama ya nasıl oluyor yani ben güncel konulardan bahsediyorum. Evet değerlerimizden, milli manevi değerlerimizden bahsediyorum ama Nasıl ona 70 yaşındaki bir babası ya da dedesi hitap ediyormuş gibi geliyor. Hani bir kişi söylese es geçerim ama çok kişi söyleyince sonra fark ettim ki o benim 0-6 yaş arasında dedemin yanında Aa. Malatya'da köyde yaşadığım hayatımın ona etki ettiğini gördüm. Farkında olmadan bana neler kattığını söylerken işte çok eskilerden sanki 1930'lu 40'lı 50'li yıllarda yaşamış o dönemin kültürünü insanlara anlatıyorum ama farkında değilim onu anlattığımın onun da bana oradan geldiğini gördüm. Çok güzel bir çocukluğumun geçtiğini görüyorum. 0-6 yaş arasında Malatya'da çok güzel bir köyde 76 yılında dünyaya geldim. Babam İstanbul'da çalışıyor dedem, babaannem, annem işte hemen yanımızda anneannemlerin, teyzelerimin, amcalarımızın hemen hemen köyün hepsi akraba olan bir ortamda dünyaya geldik. Bir de o yıllarda köylerde herkesin tabi maddi durumu iyi değil. Biz de maddi olarak ailemizin durumu çok iyi değil ama ailemin, dedemin, dedemin babasının, büyük dedemin en büyük özelliği o bölgede herkesin tanıdığı Hacı Ramazan dendiği zaman herkesin bildiği ve herkesin gelip misafir olduğu bir yer. İşte Adıyaman'dan birileri Malatya'ya geçeceklerse öyle hemen geçmek kolay değil. Akşam nerede kalacağız? Her köyde misafir olunmaz. İşte Yandere köyünde Hacı Ramazanlarda Aynen. kalacağız derler. Gelirler kar yağış varsa 3 gün 5 gün 10 gün 15 hay gün kalınır oradan Malatya'ya gidilir maşallah. dönüşte yine tekrar gelip orada kalınır hani hep anlatılır ya aşağıda affedersiniz ahırda hayvanları bir taraftan beslenirken bir taraftan da bugün kimse yok dediğimiz o misafir odamızı çok böyle net sonda bir sedir işte kilimler minderlerin olduğu odada 20-25 kişi tabii köyden de diğer insanların da gelmesiyle beraber 30-40 kişinin olduğu bir ortam düşünür ben de 3-4 yaşlarındayım dedemin dizinin dibindeyim hay. oturuyorum işte insanlar tabii o kış akşamlarında çaylarını içerken ne konuşuyorlar? Hepsi bir şeyler anlatıyor. İşte efendim zamanın birinde köyün birinde bir adam varmış diye başlayan erdem öykülerinin büyük ay, bir bölümünü, hep ay, sonunda iyilerin kazandığını, ay, iyi olanların mutlaka efendim sonunun güzel olduğu ile ilgili. Hikayeler dinliyorsun işte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hikayesi, Battal Gazi'nin hikayesi, Hazreti Ali Efendimiz'in cenkleri oradan eski kitaplardan işte o Muhammediye, Ahmediyeler açılır oradan biri okur onun tercümesini yaptığı bir ortam. Şimdi daha 3 yaşındasınız 4 yaşındasınız ve kulağınıza sürekli bunlar giriyor şimdi sofralar seriliyor kıtlık zamanı, sıkıntılı zamanlar 80'li 81'li yıllar hakikaten hiçbir şeyin olmadığı bir dönem. Babam işte İstanbul'da çalışıyor, amcalardan bir tanesi çalışıyor. Para gönderiyorlar. Onların gönderdiği parayla gelen misafire ikramda bulunuyor. İşte bugün kimse yok diyoruz. 30 40 kişi var. Annem işte ekmek ocağının başında sürekli ekmek yapıyor yani babaannem güzel. yemek kazanlarıyla bulgur pilavıdır makarnadır nohuttur fasulyedir işte tereyağıdır peynir çökelek ne varsa bunların sürekli sofranın serildiği sürekli misafirin olduğu benim o zaman hiç aklıma almıyordu ya biz hani çok zengin bir aile değiliz bu kadar şey nasıl geliyor ve nereye gidiyor nasıl gelir yani bu kadar insanın karnını nasıl doyar diye. Düşünüyorsunuz işte o fikirler oradaki o insanlar o muhabbet e, sizin kalbinize gönlünüze öyle bir nakşediyor ki şimdi ben bu yaşımda bile bir yere gittiğim zaman efendim kendi akrabalarımız yakınlarımızla hemen sofra kurulacaksa hemen farkında olmadan kalkıp e, büyüklerimiz kendi yakınlarım ben olduğum zaman seviniyorlar. Bir cenaze töreni herhangi bir etkinlik bir şey olduğu zaman sen varsan rahat ediyoruz diyorlar. Çünkü nasıl misafir ağırlanacağını sofra nasıl kurulacak insanlar nasıl organize edilecek sofra nasıl kaldırılacak bunların hepsini biliyorsunuz. İşte bunu o dönemden alıyorsunuz. O dönemden farkında olmadan gönül dünyanıza güzellikler nakş oluyor. Evet, burada bir şey dikkatimi çekti değerli hocam. Siz sadece misafir karşılama usulü değil. Misafirin olmazsa olmaz olması gerektiği anlayışıyla, coşkuyla hareket ediyorsunuz. Aynen Hani teknik bir hizmetten ziyade tabii, tabii. bir arka planda var olmuş bir değer var, benimsenmiş, önemsenmiş ve hayata geçmeye hazır bir değer var. Siz o coşkuyla hareket edin. bir bütün. Kesinlikle. İçtekiyle dıştaki bir bütün. Şimdi malum Ramazan ayındayız. Allah Teala nice Ramazanlara e, sevdiklerimizle hayırla ve makbul olacak ibadetlerle Rabbimizin bizi geliştireceği fırsatları kullanarak aklımızı büyüterek, insanlığımızı büyüterek, kendimizi hayırla çoğaltarak Aa. nice Ramazanlara ulaşmamızı Rabbim Aa. nasip etsin. E, muhtemelen bu sizin söylediğiniz aynı bir film sahnesi geliyor gözümün önüne benim. Hani bir film gibi öyle güzel ki bir film gibi zihnimde canlanıyor o tablo Allah e, vefat ettiyse dediniz evet, rahmet alın. etsin. Şimdi esenler civarında bizi şu an dinleyen tahmin ediyorum birçok Malatyalı o bölgenin insanları ha işte bizim Aynen. evimizde böyledir diyorlardı. Yani Aynen. Bunu, ne bunu güzel. Şu an duyuyorum kulaklarımda. Ne güzel. Maşallah Süfane Kesinlikle yani o, o bölgenin kültürü bu yani. Efendim e, Ramazanla ilgili hatıralarınız, anılarınız e, Ramazanda nasıl oluyordu, ev ortamı nasıl oluyordu? Biz farkında olmadan toplum olarak eğer olması gereken duruşa, olması gereken anlayışa, olması gereken yaşama biçimine e, sahip çıkmazsak mevcut e, bizim zihnimizi, gönlümüzü ifsat eden, ayaklarımızı kaydıran ve sürekli bizim üzerimize boca edilen farklı bir kültürün etkisi altında dağılıyoruz. Maalesef neleri tutup bırakmayalım? Siz o zamanlar ne gördünüz? Neler yaşadınız? böyle çok hani dile getirdiğim, hiç bıkmadan insanlar aktarmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi toplum eğitimle düzelmez, kültürle düzelir. Bu böyle artık bunu bir slogan haline de getirmek ve bütün insanların kalbine, gönlüne bunu nakşetmek istiyorum. Son dönemlerde bizi kandırdıkları ya da bizim de kulağımıza hoş gelen işte hep söylüyoruz ya okuma yazma bilmeyen tırnak içinde bugünün deyimiyle cahil dediğimiz o anne ve babalarımızın yetiştirdiği bizler ve bugün üniversite mezunu doktorasını yapmış akademik efendim bir sürü çocuk eğitimiyle ilgili kitaplar okuyan psikoloji bilen sosyal medyada her türlü sadece zihnini dolduran dolduranların yetiştirdiği çocuklar arasındaki farkı kendi adıma da söylüyorum. Bugün benim yetiştirdiğim çocuklarla annemin yetiştirdiği çocuklar arasında dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz. Yani biz bir şeyleri kaçırıyoruz. İşte neyi kaçırıyoruz? Biz eğitimle çocuklarımızı düzeltebileceğimizi zannediyoruz devlet eğitimle toplumu gençleri düzeltebileceğini zannediyor. Ama maalesef kültürünüzle düzeltebilirsiniz. Kültür yoksa düzeltme şansınız yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmi bir peygamberdi. Yani şunu yapmadı. Kur'an bir bütün halinde gelip ey ashabım alın bu kitabı okuyun ve Allah'ın emirlerini uygulayın demedi. Sahabenin de büyük bir çoğunluğu ümmiydi. Allah Resulü kendine gelen emirleri kendi hayatında uygulayarak orada önce Mekke'de sonra da, da Medine'de bir kültür meydana getirdi. Ne kültürünü meydana getirdi? İslam kültürünü meydana getirdi. Hani bedevinin bir tanesi gelip peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın yüzüne bakıyor. Vallahi bu yüzde yalan yok diyor. Ay. İşte bir başkası geliyor, bakıyor. Efendim insanların, esnafın hal ve hareketlerinden, davranışlarından diyor ki ya bunlar normal insan olamazlar. Sen niye böyle yapıyorsun? Niye dürüstsün? Niye iyi bir insansın? Bana şu kötülüğü niye yapmadın dedi. Ben Müslümanım diyor. İşte o İslam kültürü farkında olmadan insan sandığının kalbine nakş oluyor ve nesilden nesile aktararak geliyor. Biraz medeniyet. Medeniyet. Biraz önce Islam medeniyet. anlattım. Sadece dedemin yaptığı bir şey değil. Dedemden evet. önce babası yapıyor. Sonra dedem yapıyor. Dedemden babama kalıyor ama bana gelirken bir kesintiye uğruyor. Çünkü biz ora ara başka zihin dünyamıza giren kelimeler ve cümlelerle onlarınkini beğenmiyoruz. Diyoruz ki ya bu olmaz. İşte dedem ben kapıda hazol vaziyetinde belli bir yaşa gelirken beklerken evde bir odamız vardı. Manisa'ya taşındık ondan sonra. Beş kardeşiz bir oda soba yanıyor her akşam misafirler geliyor kapı açık bir taraftan ödevimi yapıyorum ama bir taraftan gözüm misafirimizin çay bardağında ya da misafir geliyorsa bizim birinci önceliğimiz ödevimiz değil derslerimiz değil başka bir şey değil o misafiri orada memnun etmek onu memnun etmemiz lazım bunu yaparken de ya işte babam da yine böyle bir şey yapıyor da bak benim dersim var yarın sınavım var demiyorsunuz keyif alarak yapıyorsunuz. O buna. esnada o dersler de oluyor. O oluyor onda zaten bir eksiklik olmuyor onu sıkıştırıyor ama şimdi bugün anne baba Aman kızım sen odana gir derslerinle uğraş sınavlarınla uğraş aman bulaşığa gerek yok, yok. sofra yok. hazır çorba hazır 10 kere hadi kızım çorban soğudu gel geliyor işte kaşığıyla alıyor tabağını yarım yamalak bırakıp tabağını bile kaldırıp lavaboya koymaktan aciz olan çocuğumuza biz o zaman dönüp bir şey söylemediğimiz zaman misafir geldiği zaman odasından çıkartmadığımız zaman misafirle şöyle bir kaç kelam haspiyal etmediğimiz zaman hizmet ettirmediğimiz zaman Bugün bu çocuklar niye böyle deme hakkına sahip değiliz? Yani çocuklar merhametsiz, gençler merhametsiz. Peki nasıl merhametli olacaklar? Bugün sokakta gençler işte büyüklerine, yaşlı insanlara ağza alınmayacak kelimeleri, cümleleri söylüyorlar. Bugün gençler sınıfta öğretmenlerine her türlü edepsizliği yapıp videolarını çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu çocuklar nasıl yetişti? Tamam da kardeşim öğretmene saygıyı kim öğretecek? Anne babaya saygıyı kim öğretecek? Sokakta, mahallede, apartmandaki komşularına sevgiyi, şefkati, merhameti kim öğretecek? Sokaktaki hayvana merhameti kim öğretecek? O çark içerisinde farkında olmadan o kültür içerisinde bize bunu öğretiyorlardı. Ben bir köy okulunda okudum. Manisa yani hani Ege bölgesinde çok şirin bir yer. Ama babamların işleri dolayısıyla fabrikaya yakın olsun diye köy diye bir köy okulunda bir tane sınıfımız vardı. 1 2 3 4 5 hepimiz bir sınıftaydık. Bunu da özellikle anlatıyorum. Pandemi döneminde en çok böyle telefonlarda bize sorulan "Hocam işte pandemi var kızım oğlum okula gidemiyor. Ne olacak? Dersleri, LGS'si, üniversitesi. Ya bir şey olmaz. Korkmayın. Bunlar çözülür. 2 ayda çözülür. 3 ayda çözülür." Ama çocuğuna zamanında vermen gereken merhameti, ahlakı, iyi insan olmayı vermediysen yarın veremezsin. Diyorum ki bakın ben köy okulunda okudum. İlkokul 5'i bitirdiğimde bütün samimiyetimle söylüyorum. İlkokul bugün biri bitiren bir çocuğun sahip olduğu bilgi birikimine sahip değildim. İlkokul 1'e giden bir çocuğun okuduğu gibi güzel okuyamıyordum. Yazdığı gibi yazamıyordum. Matematik işlemlerini bilmiyordum. 5. sınıfı bitirdim. Ama Rabbim okuma Aşkını koymuş içimize daha doğrusu yani eleştirilebilir bir ama kaderime benim okumayı koymuş. Demiş ki bu kulum okuyacak. Bir şekilde ortaokula gittim, liseye gittim, üniversiteye okudum, eğitimci olduk, kitap yazıyoruz, seminer veriyoruz. Ya dönüp bakıyorum Malatya'da bir köyde doğan bir çocuk köy okulunda okuyan bir çocuk, normal sıradan ortaokula liseye giden bir çocuk, akademik başarısı orta seviyede olan biri ama Allah lütuf ve ikramda bulunursa üniversitede bir anda hani tabiri caizse kafanıza bir taş düşüyor, bir yol görüyorsunuz, bir eğitim modeli görüyorsunuz, ha işte ben bunu çok iyi yapabilirim diyorsunuz ve ki burada herhalde en rahat konuşabileceğim kişilerden birisisiniz. Yani bunu tabii. niye söylüyorum sevgili izleyicilerimiz de bilsinler. İstanbul'a ilk geldiğim günden itibaren bir hukukumuz. Evet. Hani neredeydik, ne yapıyorduk evet. o zamandan bugüne kadar. Allah yol serüvenimi en iyi bilenlerden birisiniz. Evet, sizler. Çok şükür, çok hani şükür. ne anlatıyorduk, derdimiz neydi, ne yaptık, ne ettik ve bazen söylüyorlar ya hocam maşallah 20 yıldır konuşuyorsun. Hani birçok insan saman alevi gibi çıktı, bitiyor ediyor ama işte biz hiç çizgimizden taviz vermedik hiç. Efendim güncel konular şunlara bunlara girmedik. Ben bu değerlere inanıyorum ve bu değerleri insanlara anlatıyorum. Çiftçinin çocuğu, profesör profesörün çocuğu niye serseri oluyor diye 15 sene önce anlattım da ya hocam sen de bunları niye anlatıyorsun? Ama şimdi insanlar diyor ki ha hocam işte o kişilerden bir tanesi de benim diyor. Tam benim ailemi anlatıyorsun. Ama biz o zaman bunu anlattığımız zaman insanların derdi çocuklarını iyi okullara göndermek, iyi üniversiteleri kazanmalarını sağlamak, iyi meslek sahibi olmalarını istemek. Peki bunların hepsi oldu. Lisede derslerin başarılı. Komşularla annemlerle oturuyorlar. Komşunun biri dedi ki: "Kız Ayşe dedi anneme. Hadi dedi Sıtkın'ın dersleri iyi dedi. Üniversitede dedi. nereyi kazansın istersin?" dedi. Şöyle bir döndü bana baktı annem. Komşu dedi: "Üniversitenin canı cehenneme." dedi. Dürüst olsun ahlaklı olsun namazında niyazında olsun dedi vatanına milletine de faydalı olsun ben başka bir şey istemiyorum. İşte bu. Ne kadar. yapacağım ben dedi böyle doktor olmuş bilmem ne olmuş ama hain olmuş. Bakın okuma yazma bilmeyen annem söylüyor Ya. Şimdi ben de hani başarılıyım bekliyorum annem diyecek ki oğlum şöyle olacak böyle olacak. Ben de biraz gururlanacağım. Seni yerle bir ediyor orada. Şimdi bugün bunu anlattığınız zaman efendim çocuğun psikolojisine etki ediyor da bilmem bilinçaltına hangi mesajlar gidiyor. Get o kadar doğru bir şey. mesaj veriyor Get ki bilinçaltına. Ha, o, o zaman şunu söylüyorsun. Benim annemin gözüne girmemin yolu benim üniversite kazanmam <Gülüyor> 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 değil. <Gülüyor> i̇şte benim bu. iyi insan i̇şte olmam. Dışarıdan birilerinin anneme ya Ayşe Allah razı olsun ne güzel bir evlat yetiştirmişsin heh, heh. demelerinin onu mutlu ettiğini anlıyorsunuz aynı evet. şey. Değerli ne için geçerli. Onu mutlu etmek için ne yapmanız gerektiğini farkında oluyorsunuz. Bugün birçok insan bu kelimeyi kullanıyor ama ben bunu 4-5 yaşlarında rahmetli dedemden defalarca duydum. Aynen kullandı. Oğlum ileride büyüyeceksiniz çalışacaksınız iş hayatınız olacak para kazanacaksınız oğlum hiçbir zaman unutma helal olan bir haram olan ondan kıymetlidir. İşte Oğlum bu kadar. namaz kılmadıktan sonra trilyon kazansan bil ki hayrı olmaz bereketi olmaz. Çocuksunuz diyorsunuz ki ya niye olmasın ki işte trilyon para ama belli bir yaşa geldikten sonra anlıyorsunuz ki evet ya dedem doğru söylüyor. Helal olan bir haram olan ondan değil milyonlardan daha kıymetli. Çünkü siz milyonlarca liraya sahip olunamayacak güzelliklere sahip oluyorsunuz. Yani şu an işte elhamdülillah sizin bizim yaptığımız iş insanların bize olan sevgisi, muhabbeti bir yere gidiyoruz, misafir ediyorlar el üstünde tutuyorlar de. Bunu kaç paraya sağlayabilirsiniz? Kaç para verseniz insanlara? Ya kardeşim gelin beni karşılayın havaalanında. Evet, beni aynen. alın götürün en güzel yerde yemek yedirin. Efendimiz etrafımızda insanlar pervane ne Bizi mutlu etmeye çalışıyorlar Saliha Hanım. Sebep ne? Evet. Kıymetli hocam yani bizi sevdik bu sevgiyi kaç paraya alabilirsiniz? Evet. Ya bundan daha kıymetli ve değerli bir şey olabilir mi? İşte orada anlıyorsunuz ki evet siz dürüst olursanız, doğru olursanız olursanız, insanlara faydalı olursanız bunlar asıl değerler. Bugün zihinlerimiz çok karışık. Haklılar da. Çok doğru. Bir şeye vurgu İnsanlar. yapayım hocam izninizle. Namaz kılmasa bile rızkını helalden kazanabilir ama namazın bereketi, namazın insana sağladığı bir duruş, ramazın, namazın namazın Allah'la ilişkimizi sağlam tutma, dualarımız, tesbihatlarımız bunlar insanın içindeki manevi yönü yapılandıran hususlar. Kesinlikle. O açıdan hani daha bereketli ve daha e, hani kabı temizliyor tabi. Daha aynen. su içtiğiniz kabı, yemek yediğiniz kabın pırıl pırıl olmasını sağlayan bir unsur. Yani aynen. güzel bir yemek ikram ediyor cenab Allah. O yemeği e, güzel bir porsa, güzel bir tabakta yemek var. E, biraz kirli işte namaz, Allah'a olan kulluğunuz, ibadetleriniz o kabı biraz daha temiz bir hale getiriyor. Evet. E, ve bir, bunun yanında da sadece namaz değil dualarımızla biz ki. bir ahlakı da. Namazla kurtarmıyor. Vay o namaz kılanların haline. Aynen. Diyor yani bir de, yani e, onu söylerken yanlış anlaşılmasın. Aynen. Büyüklerimizin o zaman önemsedikleri en önemli unsurlardan biri. Evet. Şunu biliyorlar onlar ama. Hani bugün kaçır namaz kılarsa gerisi de gelir. O dönemin en büyük özelliklerinden. Ya bir genç namaz kıldığı zaman hani namaz dinin direğidir diyorlar ya. O direk sağlam olursa etrafındaki çadır İnşallah. da güzel, güzel olur. Yoksa İnşallah. vay o namaz kılanların haline. Namaz keşke kurtarabilse bir kişi. Aynen. E, anne baba namaz kılarak o namazın kendisinde oluşturması gereken güzel, düzgün ahlak, düzgün dil üslubu. Birlikte verdiklerinde çocuk ikisini birlikte modelliyor. Namaz kılıyor ama dili uygun değil. Namaz kılıyor ama hali uygun değil. Bilakis çocuk bundan olumsuz etkilenip namazdan, dinden bile Maalesef. soğuyabiliyor. Kesin. Çok örnekleri var. En çok söyledikleri zaten gençler. Yüzden, ama bak diyor falanca namaz kılıyor ama yapmadığı bir şey yok diyor. Evet. Ee, hemen O yüzden de hani bir bütünlük içinde bizim Namazdaki dualarımızda, namaz kılmamız, Allah'a yönelmemiz de bizi bir ahlak bütünlüğüne, namaz Kesinlikle. ahlak bütünlüğüne ulaşması Kesinlikle. için olursa çok daha Kesinlikle. güzel olur. Benim böyle bir şans tarafım oldu. Hem dedem, babaannem öyle bir şey. Bir de ikinci en büyük avantajım bir köy okulunda okurken karı koca köy okulu öğretmenlerim. Allah razı olsun. Bir vefat etti. Allah Erdal kesin. öğretmenim, Zeki öğretmenim, köy ensüsü mezunu iki öğretmen. Ben bir ara Sayın Cumhurbaşkanımız köy enstitülerini tekrar modernize edeceğiz dediği zaman çok heyecanlanmıştım kıymetli hocam. Evet e, zihinsel olarak sıkıntılı tarafı var. Manevi anlamda doldurulduğu zaman köy enstitülerinde yetişen öğretmenlerin çok büyük artıları vardı. Çok farklı özellikleri vardı. O köy okulunda hayatımın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. İşte 4. sınıftayız e, 23 Nisan törenleri var bando takımı var. Öğretmenimiz de dedi ki Sıtkı sen de majörsün bando takımının ve yürüyüş ekibinin başındasın dedi. Bütün olumsuzluklar her şey senden sorumlu. Arkadaşlara dedi ki her şeyinizi Sıtkı'ya söyleyeceksiniz o çözecek. 23 Nisan öncesi iki gün önce provaya gittik şehir merkezine stada. Arkadaşlarımızdan bir tanesinin de bandosunun ipi kopmuştu. Bana dedi ki bandomun ipi koptu Ayşe sonra hallederiz dedim falan bindik otobüse. Törene gittik. Tören alanında protokolün önünde yürürken herkes bandosunu çalarken Ayşe bandoyu eliyle tutuyor çünkü kemer kopmuş. Geldik okula. Herkesi topladı Erdal öğretmen. Beni çağırdı yanına. "Sıtkı gel buraya." dedi. "Ayşe sen de gel." dedi. Ayşe dedi bandonun kayışı kopuk dedi. "Niye yapmadın?" dedi. "Niye öyle yaptın?" dedi. Öğretmenim dedi "Sıtkı'ya söyledim. Sonra hallederiz." dedi. Döndü bana dedi ki Oğlum dedi bu ya tören değil, prova değil de gerçek tören olsaydı. Valinin, belediye başkanının, garnizon komutanın önünden geçerken, herkes bandosunu çalarken, Ayşe bandoyu eliyle tutup koskoca okulumuz bütün protokolün önünde rezil olsaydı biz ne yapacaktık? Ben sana güvendim, ve seni buranın başı koydum bütün sorunları çözme görevini sana verdim. Neden görevini yapmadın dedi. Burayı böyle bir cızıt cız diye geçelim hani sigaraları kapatıyor. Bir tane tokat attı bana. Hayatımda ilk defa bir tokat yedim. Ama böyle dedim ki ya Rabbi yer yarılsa ya. içine girsem. Hani bugünkü gençlerin ifade karizmam çizildi. Evet. Gururum incindi. Ama ya diyorum ya ya Rabbi ben öleyim şu an ya. Yer yarılsın evet, gireyim bütün evet, evet, arkadaşlar. O kadar mahcup oldum. Mahcup oldum. Ama hocam benim 47 yaşındayım. Hayatımın bir numaralı felsefesi oldu bu. Sonra hayatımın hangi döneminde bana bir iş verirse, bir görev verirse, bana güvenilse, sorumluluk verirse diyorum ki bu benim sorumluluğum. Yeah. Bu benim işim. Otokat gözümün önüne geliyor. Hocamın söylediği o sözler, o tablo bakın bugün bile söylerken neredeyse 30 küsür sene olmuş. Efendim 35-36 sene olmuş. Hala gözümün önünde ve diyorum ki bu benim işim. Benim bu işimi adam gibi yapmam lazım. Ya. Bu benim sorumluluğum. Bu bana verildi. Ben bundan mesulüm ve ben bunun yerine getirmem gerekiyor. Ne güzel. Şimdi birileri diyebilir ya onu savunmuyor. Bakın yani. bunu kesinlikle savunduğum için söylemiyorum. Ama şunu biliyorum hani fıkıhta fakih yanlış bir fetva verirse, yanlış bir karar verirse bir sevap, doğru verirse iki sevap olduğu gibi diyorum ki annelerimizin, babalarımızın, o dönemdeki hocalarımızın yaptıkları hatalar pedagojik olarak, psikolojik olarak, efendim çocuk eğitimi açısından yaptıkları yanlış davranış bile o anki samimiyetleri ve bizim iyi insan olmamız için yaptıkları için Allah yine doğrusunu veriyor. Ya yine kendi çocukluğumda köyde işte bir dere akıyor. Annem dedi ki bak şu evden öteye gitmeyeceksin. Geçmeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Bir gün arkadaşlar dediler ki hadi dereye balık tutmaya gidelim. Olmaz dedim. Annem müsaade etmiyor. Ya annen nereden görecek? Gideceğiz hemen geleceğiz falan. E, çocuğuz işte 8-9 yaşlarındayız. Ben de kandım onlara. Annem de sormuş Sıtkı nerede? Arkadaşlarla dereye gidiyordu falancalarla. Dereden dönerken tepede annemin elinde güzel bir <gülüyor> efendim, <gülüyor> <Ne yapardın? gülüyor> güzel bir çiçekle beni bekliyor. Karşılama töreni. Tabii ben olacakları sezdim. Eve kadar geldik. Beni eve kadar bir şey yapmadı. Yapmadı. Yürü dedi eve. Beni ayaklarımdan kanepeye bağladı hocam. Aa. Şimdi bunun pedagojide, psikolojide, bilinçaltımda... Yeri yok biliyoruz. Efendim benim kötü olmamın altında bunlar var bana. Bana dedi ki ben sana o evden bir adım öteye atmaman gerektiğini söyledim. Sen bugün benim kurallarıma uymuyorsan Yarın da kendi başına yanlış işler yaparsın. Madem sen sınırlarını bilmiyorsun ben sana böyle sınırlarını çizerim dedi. Halam yalvar yakar zor çözdürdü. Ne yaptı bağladı mı? Bağladı ayağımdan bir iple kanepeye bağladı. Sonra vurdu falan hayır, mı? Hayır hayır dayak yok yani. Dedi He. ki sen sınırlarını bilmiyorsun. Ayağını bağladı. da. Evet. Özür Kesin, diliyorum. Eser. İt gibi ben sana sınırlarını öğretirim koyunu bağlarsınız değil mi yani ip ip ne kadar oraya. Sen madem sınırlarını bilmiyorsun ben sana bundan sonra sana sınırları öğreteyim dedi. Evet. Anne işte bir daha gitmeyeceğim falan. Şimdi i̇şte bir şey. 4-5 yaşlarında, 6 yaşlarında dışarıdan bir demir parçası buldum. Bunu birkaç yerde anlattım ama ne kadar önemli. Geldim heyecanlı. Anne bak dedim ne buldum dedim. Baktı şöyle. Önce bana dışarıda buldum ne olursa olsun ama almamam gerektiğini çok güzel anlattı bunun bizim olmadığını, birilerinin ihtiyacı kaybetmiş olabilecek, böyle bir hakkımızın olmadığını, Allah'ın bundan hoşnut olmayacağını böyle güzel güzel anlattı. Sonra bana bak dedi. Ben dedi senin onu nerede aldığını gördüm dedi. Şimdi dedi pencereden sana bakıyorum dedi. Onu aldığın yerin bir santim yanına koyarsan dedi. Kemiklerini tek tek kırarım dedi. Yemin ediyorum bakın yemin ediyorum. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yemin ediyorum. Yarım saat. Şurada mı aldın? Şurada mı aldın? Hayır, orası değil diyor. Tam aldığın yere koy. Ve kadın nereden gördün? Ya. Der. İnanın sonraki hayatımda yerde, altında gördüm. Dolar. <laughs> Allah da öyle imtihan edecek ya. Şimdi çok şükür. Hani buldum bir şey, aldım da ne yapacağımı biliyorum. Elhamdülillah. Ama hocam almaya korkuyorum. Ya yerde 100 lira. Alacağım bir ihtiyaç alma. Ya diyorum neyse başkası alsın. Yıllarca ben bunu fark edemedim. Sonra dedim ya Rabbi alsam ne yapacağımı biliyorum. İslami kurallar gereği yerde bulduğum değerli bir şeyin ne olacağını biliyorum. Sıralamayı biliyorum. Kendime harcamayacağımı da biliyorum. Ya ben niye onu almıyorum? Belki benden sonra gelen kendisi harcayacak. Sahibini de arayamış. Ama alamıyorum. Eğilip alamıyorum. Neyse yani. ben. Bunun sebebi ne dedim. Sonra o hatıra gözümün önüne geldi öyle bir çizgi çiziyor ki sana. O okuma yazma bilmeyen, köyde yetişmiş anne diyor ki bu, bugün bilmezse bunu o demir parçası kıymetsiz ama yarın işte bir masaya geldiğinde, bir kasanın başına geldiğinde, bir yere geldiğinde bak şey kıyamıyorsunuz, bir yerden kimsenin bir şeyini alamıyorsunuz. Bir arkadaşınızın kalemini almaya korkuyordum lisede. Ne olur ne olmaz diye. İşte hani bunları niye söylüyorum? Onlar psikolojikmen belki uyguladıkları bir şiddetti ama Allah bakıyorum psikolojimizi bozmadı elhamdülillah. Niye? Onlar bunu yaparken dünyevi değil. Rabbin rızasını kazanacak insanlar olmamız için. Annem şunu biliyordu. Oğlum ben öleceğim. Amel defterim açık olacak. Ve senin yaptıkların benim amel defterime yazılacak. Benim günahım bana yeter diyordu. Çok güzel. Hocam burada bir de şunu görüyorum ben. <laughs> bir şeyleri yaparken ya da yaptığınız bir yanlışı uyarırken, hata hatalı olduğunu söylerken kişiliğinize saldırım Duygularınız, duygularınızı rencide etmemiş, duygularınıza zarar vermemiş. Ben seni sevmiyorum. Ne biçim çocuksun? Bıktım senden. Annen olmayacağım dememiş. Davranışı düzeltmeye. Tam tersi. Sen benim için kıymetlisin diyor. <laughs> i̇şte. Yani sen Allah'ın bana emanetisin diyor. Yani ya. bunu sana yaptırmamın nedeni Allah böyle istiyor. Sen benim ya. için kıymetlisin. İşte. Yani kötü olan bir şey sana yakışmaz diyor. Ya bir sefer ağzımdan kötü bir kelime çıktı. Yani şimdi anlatmayayım. Allah'ım dedi ki ya bu bu olmaz dedi. Bu sana yakışmıyor dedi. Bir daha ya. duyarsam ne yapacağım? Bir de o, o şey vardı. Ne yapacağımı biliyorsun değil mi diyor? Siz artık Aha, yani. olabilecek <laughs> Ya şimdi bazen seminerde anlatıyorum. İşte bir gün böyle bir hata yaptım. Babam yanımdan geçerken dedi ki bana bak dedi. Babalarımız çok konuşmazdı çünkü. Evet. Bardak dolmak üzere dedi. Hani ben birkaç ay fizyokimyam bozuldu. Bardak dolarsa ne yapacak? Ya. Beni kulağımdan mı asacak? Ayağımdan mı tavana asacak? Ki babam bana bir fiske vurmamıştır. Bakın ya. annem kızmıştır. bir şey. Ama babam fiske vurmamıştır. Ama şimdi bakıyorsun çocuğa. E, oğlum bardak dolmak üzere diyorsun. Baba sürahi getireyim mi diyor. Yani çok da önemli değil. O ilişkiler bozuldu. Bir sefer söylüyor. Annem de hani ne yapacağımı biliyorsun dediği zaman... Arkası boş değil dolu. E şimdi biz söyleniyoruz. Hocam söylüyorum söylüyorum yapmıyor. Söyl e söylüyorsun sadece söylüyorsun. Eylemlerinle davranışlarınla harekete geçmiyorsun. Çocuklar çok iyi anlarlar. Çok iyi algılıyorlar. Böyle biraz bir espri de olsun. Bir arkadaşım bir özel okula genel müdür olmuştu. Hocam dedi benden önce okullar çıkardı dedi. Ben geldim okula müthiş bir disiplin geldi. Bir gün böyle liseli gençlerin önünden geçerken baktım hepsi önlerini iliklediler. Buyurun hocam falan dediler. Gelin lan buraya dedim diyor. Oğlum benden niye çekiniyorsunuz? Kızmadım, dövmedim, bağırmadım, size hiç çağırmadım. Benden niye çekiniyorsunuz dedim. Hocam eğitim tarihine altın harflerle yazılacak bir cümle. Hocam demişler sizde adam dövme potansiyeli var. Oo. Oo, Dövmeye gerek. Çok ilginç. Sizde adam dövme potansiyeli. Çok ilginç Şimdi gerçekten. Ben telefonla bazen konuşurken bizim çocuklar baba dedemle mi konuşuyorsun nereden bildiniz diyorum. Hazır ol vaziyetindesin. Babam 71 yaşında Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Bana bir fiske vurmadı. Ama hayatta ha değil mi? Hayatta. Ay ne güzel. Ama ben hala babamdan korkuyorum. <gülüyor> 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 Çünkü hala beni dövme potansiyeli var. Ya yani bunu söylerken evet. Sıtkı bazen öyle diyorlar çok şiddet. Kesinlikle şiddet görmedik. Ama doğru olanlara aktar. Babamın o duruşunu ben hala hayatıma yön veren bir duruş olarak. Annem hala nasihatlerini etmeye devam ediyor. Bugün bizler de çocuklarımıza okuduğumuz kitaplar tabii ki okuyacağız, alacağız eğitimleri, psikolojilerini, pedagoji her şeyle ilgileneceğiz ama evde asıl o ev ortamımızı Ramazan vesilesiyle Çocuklarımıza sofraları kurduralım, sahur ortamlarımızı hazırlatalım. İftarları arkadaşlarını çağırsınlar, misafir ağırlamayı öğrensinler. Lütfen çocuklarınızla beraber ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edin. İftarlıklarınızı alın, gidin onlarla beraber iftar yapın. Ben hep şunu söylüyorum, çocuklar çok merhametli. Çocuklarımızın içinde hiçbir sıkıntı yok. O annesinin yaptığı yemekleri beğenmeyen, birkaç bin liralık ayakkabıları beğenmeyen çocukları götürün. ihtiyaç sahibi olan çocukları, ayağına çorap alacak imkanı olmayanları Görsünler. Bizzat görsünler. Emin <laughs> olun bizden daha merhametli oluyorlar. Aynen. Bizden daha vicdanlı oluyorlar. Bütün varlıklarıyla o insan. Ama biz çocuklarımıza bunu göstermiyoruz. Yaşatmıyoruz. Ondan sonra da niye bu çocuklar böyle diyoruz? 20 yaşına gelmiş. Çocuğundan şikayet. Liseye gelmiş. Artık 17 yaşında. Kızım hocam işte bana şiddet uyguluyor. Bağırıyor çağırıyor. E geçmiş olsun demekten başka elimizden diyorum gece kalkın tecavcü namazınızda e, seccadenizi ıslatarak çocuklarınıza dua edin. Ancak yapabileceğimiz şeylerden e, bu var maalesef demiş. Hocam çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür çok ediyorum. güzeldi. Allah Hızlı razı olsun. Hızlı geçti galiba. <gülüyor> evet. Daha <laughs> söyleyecek. Evet. Daha lise yıllarına geldik. <laughs> Allah razı olsun. İnşallah. Rabbim e, hayırla Aha. Ramazan'ı e, tamamı erdemimizi, e, bayrama ulaşmamızı ve nice bayramları Aha. hayırla Aha yaşamanızı, yaşamamızı toplum Deprem olarak nasip etsin. kardeşlerim, Rabbim yardımcıları olsun. Amin. Buradan da Türkiye'deki tüm kardeşlerimize onları asla unutmam. Çünkü acılar böyle biraz zaman geçtikçe dışarıdaki insanlarda azalma gösterebiliyor. Evet. O ilk zamanlardaki duyarlılıklar azalabiliyor. Aynen. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok tarihte görülmemiş bir süreç. Onun için böyle hemen unutulacak birkaç ayda unutulacak ve sorunların çözüleceği bir durum değil. Belli ihtiyaçlar çözülüyor. Yeme, içme, barınma yarın çözülebilir. Ama asıl gönüllerdeki yaralar Aynen. ömür boyu çok uzun süre sürecek. Bizim oradaki o binlerce kardeşim, milyonlarca kardeşimize o gönül bağımızı bir şekilde kurmaya ve onlara destek olmaya en azından dua etmeye devam etmemiz lazım. Aynen öyle. Son cümlem olarak da ben de şunu ilave edeyim. Bu güzel temennimize, duamıza değerli hocam. Oradaki kardeşlerimize... Allah aşkına şu anda yardımlar gidiyor. Asıl bizim yardıma ihtiyacımız var. Bir anlayış kazanmaya, bir duyarlılığı hem kazanmaya hem devam ettirmeye. Kendimize iyilik olsun diye onları gidip yerinde ziyaret edelim. Götüreceklerimizi götürelim, vereceklerimizi verelim, onlara iyilik yapalım ama Onları orada görmek asıl bize iyi gelecek. Asıl bizim değerlerimize, asıl bizim duyarlılığımıza, insanlığımıza, müminliğimize Kesinlikle. destek olacak, Kesinlikle. onu besleyecek çok güzel ibretalimiz olaylar var. Ben acizane Kesinlikle. gitmiş, görmüş birisi olarak çoluk çocuk gidilmesi gerektiğini, oradakilere evet. neler e, neler yaşadıklarını, her şeyin ne kadar geçici olduğunu, insanlığın ne kadar ya. kalıcı olduğunu, vefat edenlerin yatarken yarın sabah kalkacağız diye yattıklarını, planları, programları, hayalleri vardı ama hayat bir anda bitebiliyor oldu. ve e, mesela bütün maddi değerler gitti. Maneviler kaldı. Evet. Vefat edenlerinki de, hayatta Kalan. kalanlarınki evet. de. O yüzden de kalıcı olanlara yatırım yapalım diyorum. Kesinlikle. Size çok İmkanı teşekkür olan ediyorum. herkes mutlaka çocuklarıyla ailece evet, o bölgeye gitsinler. Gitsin gitsin yıllarca görsünler. çocuklarına ve kendilerine veremeyeceklerini Dersleri, orada alacaklar. ibretleri alacaklar. alacaklar Yoksa videolardan, Twitter'dan, sosyal medyadan video izlemek o an duygulanıyoruz. Ama şu kahrolası sosyal medya bir sonraki video kahkahalar attırıyor insanlara. Aynen öyle. Bizzati gidip birkaç gün görmekte fayda öyle. var. Bir gecede kocaman bir mesire alanını evet. dolduracak cenazenin olduğu ortamları bir görelim. Evet. Allah razı olsun. Cümlemiz çok teşekkür ediyorum teşekkür değerli ediyorum. hocam. Benim ee, için de keyifli oldu. Allah, Allah razı, razı olsun. Razı. Ee, yaptıklarınız yaptıklarınızı yapacaklarınızı hayır olsun. Amin Yaşayacaklarınız güzellikler devam etsin. Anlatacaklarınız Amin. çok daha zenginleşsin Allah inşallah. Allah razı, olsun. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Evet efendim bugün de bizi çok güzel besleyen, zenginleştiren güzel kazanımlar duyduk. Rabbim hakkıyla bunları yüreğimize yerleştirmeyi ve hayatımıza da yansıtmayı nasip etsin. İnşallah başka bir hayat mektebi programında başka bir değerli konuğumla buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.